Merhabalar, bir başarı hikayesiyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar, Forex'te sadece bir haftada 800 dolar ile 1200 dolar kar çekimi yapılabilir mi? Bu Enes'in başarı hikayesi. Bir saniye, yine yeniden videoya geçmeden önce bir hatırlatmam olacak. Arkadaşlar, 20 Eylül'de fiyat güncellemesi olacak. 20 Eylül'e kadar eğitim ve yazılım paketlerini şu anki güncel fiyatlardan alabilirsiniz. Ekim sınıfı kayıtları başladı, hızlıca dolmakta. Ayrıntılı bilgiyi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar, bu başarı hikayesi aslında 2 sene önce çekilmeliydi. Ama Enes sürekli işlem alma hastalığı vardı. Bu yüzden 2 sene geciken bir başarı hikayesi oldu. Dile kolay, aslında 1200 dolar deyince kulağa ufakmış gibi görünüyor ama sadece bir hafta içerisinde Türk lirasına çevirdiğimizde 32.000 TL'ye geçiyor. Yani neredeyse bir aylık maaş kadar kar çekimi yaptı hesap cüzdanının içerisine. Peki gelin bu başarı hikayesinin başına dönelim. 2020 yılı Eylül'ü, yani neredeyse 3 yıl. Enes'in hataları nelerdi? Hatalarından nasıl ders çıkarttı ve sonunda nasıl trader oldu? Bunu gelin ekranda yazışmalarımızla tek tek inceleyelim. 11 Eylül 2020. Hocam merhabalar. Bu mutluluğu paylaşmak istedim. İkinci dersteyiz fakat ilk dinlediğimde çok zor dedim. Hiçbir şey anlamadım. Fakat bugün çizimlerim oturunca mutlu oldum. Kendimce hatta günlük bir çizim yapıp tepe noktasını hesap makinesiyle hesaplayınca daha mutlu oldum. Hayırlısıyla ilk işlemimde açacağım bu paritede. Şimdi bu arkadaşlar birinci ders. Birinci derse Gann fanı çiziyoruz ve hesap makinemiz var. Benim koyduğum belirli kurallar var. O kurallar çerçevesinde tepeyi ve dibi çerçeveliyoruz. Onu yapmış. İlk başlarda zor gibi görünse de aslında kolay. Yani bir dersi tekrar etmek gerekiyor. Belki ikinci defa tekrar etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi ikinci tekrarda yapmış. Sonrasında bakın 3. 4. dersi göndermişim. 24 Eylül 2020. Hocam ben bir şey danışmak istiyorum size. Benim galiba psikolojim oturmadı. Bakalım Enes'in kafasına takılan şey neymiş? Daha demin pozisyonlarım 130 dolar kardaydı. Yani tek profitleri yazdım, stopları yazdım, bekliyordum. Daha demin bir satış geldi. 130 dolar artıdayken birdenbire eksi 150 dolarla kapattım. Hoş geldin Forex dünyasına. Demo demedi yazdım hemen arkasından. Bunu nasıl çözebilirim? Yok hocam normal hesabım. Zaten Enes herhalde hiç demo kullanmadı. Doğrudan gerçek hesaba girdim. Şunu söylemişim, bakın dikkat edin. Eğer sizin de gerçek hesaba geçtikten sonra zorluklar yaşadığınız bir süreciniz varsa bu yöntemi deneyin. Pek çok arkadaşıma bu yöntemi söyledim. Güzel sonuçlar aldım. Gerçek hesabı kapat. Dersler bitinceye kadar kapalı kalsın. Sonrasında öğrendiklerini 500 USD demo aç. Hesap bir ay yüzde kaç büyüyecek? İşlem istatistiği not al. İkinci ay demo ile karşılaştır. Yani birinci ay demom bu kadar. İkinci ay demo bu kadar. Şu kadar bir yüzde hesaplamam var. 2 ay demo paralel biçimde %50 üzerinde büyüme sağlıyorsa o zaman gerçek hesaba hazırız demektir. Bunu not alın ve uygulayın arkadaşlar. 26 Ekim 2020. Hocam 36 ve 144 box en güncel boxlar. Sarı çizgiler 36 box. Diğerleri mor ise 36 box stop loss, beyazlar da 144 box değeri. Şimdi bunlar ne oluyor biliyor musunuz? Ortalama 2020 yılı yazılımı daha yeni açmışız. Gann Tayfı'nı, yani şu an otomatik çizen, hatta üzerine yorumlayan, hatta üzerine bize bildirim gönderen sistemi biz var olan tek profitleri, stop loss'ları alıyorduk. MetaTrader'a bu şekilde elimizle çizerek kanallar oluşturuyorduk. Enes daha o zamanlardan öğrencim olduğu için eliyle oluşturmuş. Bakın 24.60 seviyelerinde şu anda direnç olarak görüyorum. Oralara geldiğinde eğer geçemezse sell. Bakın aslında benim hafta içerisinde yaptığım analizler var ya, birinci planını kurmuş. Buraya gelemezse Gann Tayfı çerçevesinde elle oluşturduğu, otomatik oluşturulmayan Gann Tayfı çerçevesinde bu bölge diyor. Sonrasında bir kanal oluşmuş diyor. Hemen aşağı geçelim. Yeşiller Crystal Box ve burada işlem planını bu şekilde oluşturmuş. 27 Ekim 2020. altın işlemi var 0.05, bir tane daha 0.05 altın işlemi var ve bir tane Dow Jones işlemi var. Bakın karlar 25 dolar, 6 dolar. Kardayken kademe eklemiş, zarardayken hiç demoralize olmamış. Enes'in biraz sonra artı özelliklerini ve eksi özelliklerini göreceksiniz. Her trader'ın trader olma sürecinde trader karakterini, kimliğini oluştururken artı özellikleri vardır, eksi özellikleri vardır. Bu şekilde hesap dökümünü bana gönderdiğinizde hafta kapanışında ben zaten hep sesli mesajla cevap veririm. Bak arkadaşım, eksi özelliğim bu, artı özelliğim bu. Şöyle yaparsan daha iyi olur. Gelecek hafta şu hatayı yapma. Şöyle ilerleyelim dediğimde görüyorsunuz 3 yıl boyunca yazışmalar sürmüş. Ben ara ara sesli mesajlar göndermişim. Hepsine bakamasam da aslında okuyorum ve aklımın bir köşesinde kalıyor. Enes'in artı özellikleri şunlar, eksi özellikleri bunlar. O zaman şunları söyleyeyim diyerek bugünlere kadar gelmişiz. Bakalım bu karların altından neler çıkacak. Bunlarda açık olan pozisyonlar: Dow Jones stopu vardı. Ekran başında değildim. 80'lere gelince alarm kurdum. Oranın bugün destek olacağını düşünüyorum. Bakın büyük ihtimalle çalışıyor. Çalışırken alarm kurarak seviyeye gelip gelmediğini görüyor. Sonrasında işleme giriyor. Bana yine sorulan sorulardan, hocam ben dışarıda yoğun çalışıyorum, mühendisim, doktorum, avukatım, işçiyim, trade edebilir miyim? Gördüğünüz gibi ekran başında olmadan, arabadayken, dışarıdayken işlem açılabiliyor mu? Seviyeleri not ettiğimizde, çünkü biz gün içerisinde bir seviye bekliyoruz, iki seviye bekliyoruz. O seviyelere alarm kurduğumuzda bu şekilde seviyelerin gelmesiyle birlikte mumun tepkisine göre işleme giriyoruz. Altında stopu 1901'e koydum. Yalnız şunun altını çizeyim. 3 sene önce altın hala 1900'lerde. Bugün hala 1900'lerde. Aslında değişen bir şey olmamış. 3 sene önce de 1900 kanalı gerçekleşmiş ve oradan destek tepkisi alarak çıkış işlemleri olmuş. Bugün de 2023 Eylül ayına giriyoruz. Yine 1900'den destek tepkisi alıp 30 ons, 40 ons yukarı çıktı. Yani bir enstrümanı çok iyi bilirsek bu bize ömür boyu yetecek kadar doğru kanallarda işlem yapabilmemizi sağlıyor. İşte bu yüzden Noyan, Nergis sadece tek bir enstrümana yoğunlaştıklarında başarı oranı çok daha fazla artıyor. Bunu da söylemeden edemedim. Tekrardan yazışmaya bakalım. 1901'e koydum. Gümüşteki 24.22, gümüşteki hedefim 24.65'lere gidip geliyor. Direnç etkisi görüleceğini düşünüyorum. Altında 1907'ler sayesinde direnç olacağını düşünüyorum. Sürekli pozisyon açma hastalığı var. Tekrar ediyorum. Sürekli pozisyon açma hastalığım var. Galiba, emin değil o zamanlar çünkü daha yeni yeni trade ediyor. Büyük ihtimal Forex hayatına benimle başladı ama yavaş yavaş bitireceğim bunu. Yıl 2020, bakalım ne zaman bitirmiş. Bugün de böyle hocam. Ekran başında değildim. Ezberlediğim rakamlardan işlem açtım. Araba kullandım bütün gün. Ondan da az olsun, öz olsun. Emin adımlarla devam inşallah. Bakın arkadaşlar, az açtığı işlem. Şimdi ekrana yakınlaşıyorum. 0.03 güzel, ufak lotlar. Zarar var 9 dolar ama zarar var diye işlemler kapatılmamış ya da demoralize olmamış. Devam etmiş. Bu büyük bir artı. 10 tane işlem var. Sallıyorum burada olduğu gibi. Bir tane eksi işlem olunca demoralize oluyoruz. Trade etmeyi bırakıyoruz. Enes'in en büyük artı özelliklerinden bir tanesi, zararda dahi olsa işlem açmaya devam ediyor. Aynı robot gibi. Çünkü bir yıl olacak eğitimi ve yazılımı alalı burada. Sisteme güveniyor, yazılıma güveniyor. Ben derste nasıl anlatıyorsam Gann Tayfı'nı o zamanlar eliyle oluşturup pozisyonlar döndürüyor. Crystal Box'a kadar tüm sistemin çizgilerini aktif fiyata hangisi yakınsa onunla birlikte kullanmaya çalışıyor. Bir önceki görselde gördüğünüz gibi. Peki bir sonraki görsele geçelim. Şimdi video silinmiş, o yüzden yazışmadan çıkartalım içerisinde ne olduğunu. 29 Aralık'ta, şu an 5 Ocak 2021, 29 Aralık'ta 76 dolarla başladım. Stop olmalarım da çoğu sebebi bilgisayar başında olmamamdan kaynaklanıyor. Stop ettirip aldığım yöne doğru gidiyor. Gün geçtikçe çok daha iyi olacağım. Yazılım sayesinde ilk etaptaki telaşım yok. Bakın yazılıma artık 5-6 aylık kullanımdan sonra telaşım yok. Çünkü her şeyi görüyor. Destek tepkisini görüyor, direnç tepkisini görüyor. Nasıl hesapladığını, ince kanallarda ve geniş kanallarda nasıl davranacağını öğrenmiş. Zaten %80, %90 kanaatim 5-6 aylık kullanım sonrasında artık alışmaya başlıyoruz. İlk etaptaki telaşım yok. Bekliyorum artık zamanı. Her gün bir süre daha düzenli 50-60 dolarlar inşallah. 4-5 ay sonra günlük 1000 dolarlara çıkacağım hocam sayenizde. Diğer eğitimlerin hepsi benim için ressamlıkmış. Asıl analiz Gann'la oluyor, yazılımla oluyor demiş. Şimdi o zamanki hedefi günlük 50-60 dolar ama işte gençliğin verdiği ateş mi diyeyim, deli akan kan mı diyeyim, ilerleyen yıllarda günlük 1000 dolar demiş. Artık günde 50 dolar, 100 dolar bile fazlasıyla yetiyor arkadaşlar. Zaten şimdi hikayenin devamını görelim bakalım neler olmuş ilerleyen yıllarda. Daha ortalama 2 yılımız var. Bir sonraki görsel. 28 Ocak 2021. Şimdi aslında çok daha fazla yazışma var. Böyle ara ara aylar içerisindeki önemli tabloları göstermeye çalıştım. Tamamdır hocam, çok sağ olun. Bu arada ufak bakiyelerle oynayıp kendimi tatmin edecek seviyelere çıktım. Birazcık bakiye arttırmaya karar verdim. 1000 dolarla Forex'te 40.000 dolar tarafında da borsayı değerlendirmeyi düşünüyorum. Borsa tarafında da viyop ve hisse senetlerini değerlendirmeyi düşünüyorum. Bakın artık Forex'te trade edebilmeye başlayınca kar çekimleri biraz sonra olacak. Daha fazla kar çekimi görmedik. Kar çekimlerinde başlayınca belki vardır geçmiş aylar içerisinde onları atlamışımdır. Kar çekimleri de başlayınca şu olmuş. Tamam Forex tamam. Riskli, yoruyor. Biraz daha riski az olan, piyasa çıkış akımındayken paramın bekleyip değer kazanacağı yer tabii ki hisse senetleri, orada da yatırımlara başlamış. Zaten bu yol aslında böyle. Forex'te day trade yaparsın, gün içerisinde zor koşullarda alıp satarsın, kazanırsın, kırılmayı yakalarsın. Sonra işte 100.000 TL olur. Bunun da işte 80.000 TL'sini atayım. Doğaç'ta kalsın, Ford'da kalsın, Tüpraş'ta kalsın. Orada yavaş yavaş çıkış akımında Forex'te olmadığı kadar orada da yavaş yavaş değer kazansın diye bir sepet yönetimi yaparız. İşten ayrılacağım yakın zamanda. Sadece bu işlere fokuslanacağım. Düzenli kazançları inşallah sizinle paylaşacağım hocam. 28 Ocak 2021. Ben de şunu söylemişim arkadaşlar. Yaparsın 5-6 aya bence, bekliyorum. Çünkü gerçekten uğraşıyor ve doğru pozisyonlar çevirmeye çalışıyor. İnşallah hocam. Babam birazcık yatırım yapacak gibi 50.000 TL kadar. O zaman bu tarzı da ilerletmek istiyorum. 1000 dolar Forex'te kalıp viyop borsa yani sepet yönetimi hepsinden biraz. Bu bilgisayarda çok daha fazla vakit geçirmeyi gerektirir. Bakalım ne olmuş. Aylar geçmiş. 5 Mart 2021. Hocam valla işleme girme hastalığı var. Bakın 6 ay önceki hastalık hala devam ediyor. Şimdi arkadaşlar ben mentörlük yapıyorum. Eksilerimizi, artılarımızı söylüyorum. Öte yandan yazılımı sürekli geliştiriyoruz. Daha fazla sezgisel hesaplıyor. Daha fazla bize geri dönüşlerde bulunarak bildirimler, işlem olasılıkları hepsini gösteriyor. Ama benim yapabileceğim bir yere kadar aslında sizin kendi içinizde kendinizi yenebilmeniz gerekir. Bunun gibi Enes'in kendine söylediği gibi işlem hastalığı, erkenden zararda çıkmak, kârda uzun bekleyememek gibi hastalıkları ya da eksik kayıt etme yönlerimizi kendimizin tamamlaması gerekir. Tabii ben yine bu süre içerisinde sesli mesajla arkadaşım bak erkenden kârdan alıp çıkmışsın, şöyle yapsan daha iyi olurdu, bak bu kanal çok güzel yakalamışsın ama bir kademe 2 kademe ekleseydin buradan daha iyi olurdu. Gelecek hafta böyle yaparsak çok daha iyi olur gibi geri dönüşlerde sesli mesajla sürekli yanınızda olmaya çalışıyorum ama dediğim gibi işin %60'ı %70'i yine de sizde. 30 Mart 2021 bakın 5 Mart ayın sonu olmuş. Aynı sayfada yine günler geçmiş. Güzel bant hareketleri, sevdiğimiz hareketler ki stressiz 50 pip daha ineceğini bildiğim halde kar al yaparak ve hepsi de beni 10 piple sale yapıp TP oldu. Olabilir. Her şeyi doğru yapabiliriz. Her şeyi doğru yapsak da piyasa bizi toplayabilir. Zaten trade etmek, trader olmak tam burada başlıyor. Çünkü trader her videomda söylediğim gibi karlarından belli olmaz. Trader zararlarından belli olur. Zararda pozisyon kapatıp doğru trend dönüşünde işleme girebiliyorsak, bir sonraki fırsata tekrardan girebiliyorsak işte o zaman gerçekten pozisyon döndürebiliyoruz. Trade edebilme yeteneğimiz artmış demektir. Aslında Enes'te bu var. Sıkıntı yok bu yönden. Üzerinden 1 ay, 1,5 ay daha geçmiş. 21 Mayıs 2021. Bakın arkadaşlar Gann Tayfı'na bakın. Bunlar otomatik çizen Gann Tayfı değil. Hala elle çiziyoruz. Yani ortalama yazılım 1 yıldır var. Ben otomatik Gann Tayfı'nı hala yapma süreci içerisinde boğuşuyorum. Ama arkadaşlarım böyle olduğu gibi kanalları kendisi oluşturarak benim anlattığım kurallar çerçevesinde PDF'de yazdığım oluşturmuşlar. Sonrasındaki karlara ve zararlara bakın. Bir direkt bu ekran görüntüsünü aldım. Bakın altın, gümüş satış işlemleri var ve DAX satış işlemleri var. Anlık girişikler yapmış. Çok fazla scalp yapmış. Büyük ihtimalle ekran başında tepkileri yakalamış. Doğru yerlerden girip çıkmış ama anlık girişikleri var burada. Bakalım kendisi ne yorum yapmış. Bugün akşam üzeri yolda başladığım yarım yamalak günde bu kadar oldu hocam. Sonuca baktığımızda 90 dolar kadar bir kar görünüyor. Güzel ama ben bu kadar anlık girip çıkma işlemlerini çok sevmiyorum. Birazcık daha trend yakalarsak çok daha başarılı trader olduğumuzu gösteriyor. Çünkü tamam doğru yöne girdik. 5 dakikalık işlem anlıkta 5 dakikalık terse giden işleme yakalanabileceğimiz için bu işlemi böyle çok fazla bir usta bir işlem, çok fazla kanal içerisinde hareketi yakalayan bir işlem olarak görmüyorum. En azından böyle 1 saat, 1,5 saat kanal içerisindeki akım yakalarsak çok daha başarılı işlem olur. Yine de hiç yoktan iyidir diyerek bir sonraki görsele geçelim. 2 Haziran 2021. Bu arada arkadaşlar Enes sürekli kar çekimleri yapıyor. Burada bir tanesini göstermişim. Yani eğitimi aldıktan ortalama 7-8 ay sonra 2020 yıllarında kar çekimlerine başlamıştı. Ama kendisinin de itiraf ettiği gibi sürekli işleme girme hastalığı vardı. Sürekli işleme girme hastalığı olduğu için bazı yerlerde tersi yakalanıyor. Tersi yakalandıkça pozisyonlara devam edip hesap patlattığı zamanlarda oluyor. Şimdi görsele bakalım. 2 Haziran 2021. 150 dolar çekim yapalım. Yarın sabah online platform sağ olsun. Bir de şu sabırsızlığımı yenersem çok daha iyi olacak. Çünkü girdiği işlemlerin çoğu trend başlangıcı. Trend başlangıcında işleme girip 30 dakika sonra işlemden çıkmış. Yazılım 2020 yılında da 2021 yılında da aslında aynı şekilde tek çizgi tutarlılığını da gösteriyordu. Yani şimdi biraz daha konfor alanımız oldu. Gann Tayfı'na tıklıyoruz hiçbir şey yapmadan ara destek dirençlere kadar bize gösteriyor. Kahin bizim yerimize yorumluyor. O zaman kahin de yok. Önemli kanallar değiştiğinde bize uygulamadan bildirim geliyor. O zamanlar hiçbir şey yok ama bakın karları arkadaşlar. Gann Tayfı'nı yine eliyle çizmiş ve bu grafik üzerinde sarı kızla uğraşacağım demiş ve bugünkü Gann Tayfı'yla hemen hemen aynı direnç ve destek tepkileri ve turkuaz kanala çok yakın. Demek ki bilgiyi doğru kullanıyor. Sadece yukarıda söylediği gibi sabırsız bekleyemiyor işlemlerde. 3 Haziran 2021 kar çekimini gerçekleştirmiş. Bakın yukarıda zarar olsa da çok fazla umurumda değil. Eksi dolar, eksi 5 dolar, eksi 10 dolar kar çekimlerini yapıyor. Bugünkü hedefte 70-150 dolar arasında hedefim var bakalım demiş. Tebrikler oluyor, ekmeğini trendden çıkaracaksın demişim ki 2021 yılında doğru görmüşüm. Bugün de buradaki trader davranışını giderek arttırmış. Sonda göreceksiniz. Sonu mutlaka izleyin. Bekleyin. İnşallah hocam sayenizde o kadar zaman boşa çok fazla uğraşıp çok strese giriyormuşum. Gann Tayfı'yla basit, sade çizgiler aslında adeta dans ediyoruz. Zaten gün içerisindeki haftalık analizlere bakın. Ben oradaki tek çizgi direnç, tek çizgi destek ve onun arasındaki sıkışmaları gösteriyorum ve hafta boyunca o iki çizgi arasında dans ediyor. Burada olay şu, en doğru ölçülmüş milimlik çizgiyi yazılım bizim yerimize oraya koyuyor. Biz sadece oyun planıyla orayı çevirmemiz kalıyor. Bir sonraki görsele geçelim. Yine ortalama 1,5 ay kadar süre geçmiş. 17 Ağustos 2021. Bu da ilk karımız olsun demiş. İşte de olsam gençlik ateşinden galiba işlem açmadan duramıyorum. Neredeyse 2 yıl geçti. Enes'te hala aynı sorun devam ediyor. Hocam sabah açtığım işlemlere dokunmasam şu anda 250-300 dolar kârda olacaktım. Yine Gann Tayfı en doğru yerde işlemleri girdirmiş. Ama 15 dakika sonra, 20 dakika sonra, yarım saat sonra işlemlerden çıkmış. Nasdaq'la uğraşmaya bir başladım. Çok fazla işlem açtım. Gereksiz çok fazla işlem açtıktan sonra, hedefime ulaştıktan sonra pozisyonları kapattım demiş. Altında 1795 direncine güvendim. 0.35 lot sell işlem açtım. Büyük. 1780 geleceğini bile bile aramda altını kapatıp Nasdaq'la uğraşmayı tercih ettim. Saçmaladım biraz fakat hedefime ulaştım. Yani riski doğru yerde almış, direnç tepkisini görmüş, oraya kadar da gelmiş ama onu hemen kapatıp işlem disiplini olmadığı için Nasdaq'la uğraşınca tamam uğraşmış ama belki iki katı daha fazla karla kapatabilirdi. Bu dönüşler bu yüzden güzel oluyor. Şimdi bak yıllar geçti. Dönüp bakıyoruz. Hatalarını görüyoruz. Ne kadar ilerlediğini görüyorum. Eksik yönlerinin neler olduğunu görüyorum. İşlemleri inceleyelim arkadaşlar. Nasdaq bakın eksi 27 dolar, eksi 36 dolar, eksi 2 dolar. Çok fazla zararda işlem olsa da o gün içerisinde pozisyonlara devam ediyor. Göremiyorum. İyice ekrana yaklaşıyorum. Eksi 40 dolar, eksi 22 dolar, eksi 27 dolar, eksi 27 dolar, eksi 36 dolar. Makine gibi sürekli işlem açmış. Sonrasında zararda da olsa trend dönüşlerinde tekrar işleme girmiş. Hani robot gibi işleme girecek. Yani sonuç güzel kârdı ama bu aynı zamanda hızlıca hesap patlatmayı da beraberinde getirir. Yani Gann Tayfı'nı kullanmasa, doğru noktaları görmese, doğru anda işleme girmese bu kadar çok işlem hesap patlatırdı ama güzel kullanıyor. Eksi yanı çok fazla işlem açıyor. İşlem disiplini yok kendisinde söylediği gibi. Bir sonraki görsele geçelim. 10 Ağustos 2021. Arkadaşlar ekrana dikkatlice bakın. DAX'ta bir sürü zararda işlem. Kıpkırmızı. Arada iki tane yeşil var. Onlar da Nasdaq ve DAX. Aşağıya geçtiğimizde aşağıda Bitcoin'de 44 binlerden alış işlemleri var. Nasdaq'ta 0.05 lot alış işlemleri var. Lotlar güzel, küçük. Bakiyesi büyük ihtimal 1000 dolar civarında. Yani 0.10, 0.05 güzel. Akımı da yakalarsak bu şekilde güzel ama şimdi yukarıdaki işlemlerle aşağıdaki işlemler birbirini götürdüğünde bu kadar çok uğraştan sonra gün sonunda belki de 150-200 dolar kalmış olacak. Bir bakalım. 19 Ağustos yani sonrasını almamışım ama bu kadar çok uğraştan sonra tahminen gün sonunda 200 dolar 150 dolar kalmış oluyor. Tamam güzel rakam Türkiye şartlarında ama daha sistematik gidilse 300-350 dolar bırakacağı yerde sistematik gitmediği için her yerde işleme girmeye çalıştığı için gün içerisinde hak ettiğinin 1/3'ünü almış oluyor. 26 Ağustos 2021 yine bir kar çekimi haftalığımızı alalım hocam demiş. Bakın o kadar çok işlem açmasına rağmen karları oluyor ve 100 dolar, 150 dolar, 200 dolar kar çekimi yapabiliyor. Bu biraz aslında zihnimizi çok atik kullanmamızla ilgili, değişen kanallar üzerinde cımbızlayarak işlem girip çıkmakla ilgili tamamen trade etme refleksi. Bu nasıl gelişir? İşte böyle gelişir arkadaşlar. Çok fazla işleme girip çıkarak ama demo hesapta değil. Gerçek hesapta yanlışlar yaparak. O yüzden diyorum zaten arkadaşlar 200 dolar olsun. O 200 doları mikrolotlarla 1000 dolara, 1500 dolara getirelim. O süreç işte bizi trader yapıyor. Çünkü yanlışlarımızı görüyoruz. Hayatında ilk defa mumlara dokunuyorsan, ilk defa işlem açıyorsan yanlış yapmak zorundasın. Ve benim kontrolümde o yanlışları yaparsan aslında o 5 dolar kayıp, 50 dolar kayıp, 100 dolar kayıp gelecekte yapacağın 50 bin dolar kayıpların önüne geçiyor ve deneyim kazanmış oluyorsun. Yani bir yılda yapacağın deneyimi 100 dolar ile bir haftada, 2 haftada yapıyorsun ve hatalarını görerek doğruya doğru ilerliyorsun. Enes'te ilk başlarda olduğu gibi aslında ilk başlarda 200 dolarlık bir hesapla başlamıştı. 1000 dolara getirdi. Sonrasında sabit bırakarak hep yüksek lotlar, çok da yüksek değil tabii, 0.10'luk bir yüksek lotlarla işlemler açmaya başladı. Devam edelim. Şimdi bakın bu arada platform mobil çalışıyor arkadaşlar. Aşağıda görselde gördüğünüz gibi Crystal Box ile haftalık take profit seviyelerini üst üstüne koymuş ve sıkışan kanal üzerinden işlemi göstermiş orada. Tabi ben burada görünce anlıyorum. Ekranda siz bilmeyince bunu neden buraya koymuş diyebilirsiniz. 17 Eylül 2021 alalım haftalık karımız hocam yazmış. Şöyle baktığımda artılar var, eksiler var. Eksi 54 dolar bu kullandığı kredi ve 100 dolarlık bir çıkış var. Yani ortalama 2021 yıllarında 100 dolar, 150 dolarlık haftalık kar çekimleri yapabilir seviyeye gelmiş. Zaten bu kırılma anı arkadaşlar. Haftalık tamam günlük hedefimiz 50 dolar ama olmayabilir. Hedefimiz yüksek olsun. Ama haftalık 100 dolar kar çekimi yapabildiğimizde bize bu şu sonucu verir. Artık ben yapabiliyorum. Artık ben orta seviyeyi geçtim. Artık trader olma yolunda ilerliyorum demektir. Enes'te olduğu gibi. Şimdi aşağıdaki yazışmaya dikkatlice bakalım. Sayenizde hocam çok sağ olun. Endeksler harici pozisyon açamıyorum. Paritelere dönmem lazım. Fakat endekslere o kadar alıştım ki pariteler keyif vermiyor. Çünkü hızlı, agresif, kısa zaman dilimi içerisinde çok daha fazla pozisyona girip çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi DAX, Nasdaq, S&P altın. Ama pariteler daha güvenli, daha dikdörtgen kanallar çiziyor. 3 saat, 4 saat, 5 saat hatta ertesi güne kadar bekletebilir ama bence daha güvenli. Enes'teki trade etme tarzını düşününce 3 saat, 4 saat ertesi gün bekleyecek. Zor. 17 Eylül'deki işlemlerin şöyle bir geniş açıdan bakalım arkadaşlar. S&P satış, Nasdaq satış. Bakın eksi 6 dolar zarar var. Demoralize olmamış, devam etmiş. Eksi 6'nın üzerine artı 6 dolar yine aynı enstrümandan altından kar yapmış, devam etmiş. Ve günün kapanışında 180 dolar para çekimi yapmış. Yani küçük şeylere takılsaydı ya ben zarar mı yapıyorum, kar mı yapıyorum, yapamıyorum mu diye düşünseydi gün sonunda 180 dolar karını yapamazdı. İşte bu trader olacağının göstergesiydi o yıllarda. 21 Şubat 2023. Platformu dinlemez, aralarda denersen piyasa çektiğinin vergisini alır. Tekrar ediyorum. Platformu dinlemez, her gördüğüm yerde işleme girersem piyasa çektiğinin vergisini alır. Bakın zararlara bakın arkadaşlar. Burada zaten eksiğini, hatasını kendisi söylüyor. Her yerde işleme giriyor. Yazılımı dinlemiyor. Disiplinden kopmuş. Çünkü bize yazılım üst disiplin sağlıyor. Ana bölgeleri söylüyor. Ara dalgaları söylüyor. Saatlik yerleri dahi söylüyor. Kullanma sıralamasına göre. Ve böylelikle de zararlar olmuş oluyor. Ama bu zarar olsun. Bu zarar bize yapmamamız gereken şeyleri öğretmiş oluyor. Bir sonraki görsele geçelim. Bu da dünkü cebelleşmenin bedeli olsun hocam yazmış. 2 Mart 2023. 250 dolar kar çekimi. Bakın kar çekimleri giderek artmaya başladı. İlk zamanlardaki kadar az değil. İlk başlarda 50 dolar, 100 dolardı. Şimdi 180 dolardı. Şu andaki görselde 250 dolara doğru çıktı. Aslında yıllar içerisinde disiplinsizliği olsa da kar çekimler artmış. Kar çekimlerin miktarları arttı. Aşağıda da işlemler görülüyor. İşlemleri inceleyelim arkadaşlar. 0.10 ile Nasdaq 100 dolar kadar kar, yani anlık gir çık değil. Bu doğru ve güzel bir işlem. Niye? Hem destek tepkisinden işlem aldım hem de o gün içerisinde belki çıkış akımının bir düzeltmesi gerçekleşti. Avrupa seansında çıkış akımını aldım. Amerika seansında düşüş akımı, belki de ters pozisyon. Ters pozisyondan da kar alabildim. İşte bu analitik zeka. İşte bu iki yönlü düşünebilmek. Bir sonraki görsele geçelim. 9 Mart Perşembe. Boşa stop oldum. İlk işlemde stop noktasında biraz daha çalışmam lazım. Aslında doğru yerde de stop olmuş olabilir. Ve stop olduktan sonra pozisyonu değiştirmiş. Nasdaq satış işleminden trend dönüşünü görmüş. Doğru yerde stop. Sonrasında 75 dolarlık çıkış akımını yakalamış. 0.10'la. Büyük ihtimal yarım saat beklemiştir. Sonra ana dalga satıştan devam etmiş ve kârda pozisyonları ekleyerek gün sonu 160 dolarla kapatmış. Ama hala böyle pozisyon çevirebilmeler var. Zararda güzel kapatmalar var. Bunlar artı özellikler. Keza aşağıdaki 10 Mart görselinde de zararlar da var, kârlar da var ama gün sonunu, hafta sonunu kârda kapatabilmiş. 31 Mayıs Çarşamba. Bu hesabı sadece platformdaki bilgilerime göre yapacağım. Yine bir baştan başlayış. Ve çok sık işlem açmadan sakin gitmeyi deneyeceğim. Hadi bakalım. Aradan bir hafta geçiyor. 8 Haziran. Bakalım söylediğini yapabilmiş mi? Bundan sonra sakin kalmaya karar verdim. Fırsat bitmiyor. Sakin kalıp her gün 4-5 tane böyle mavi alsam yeterli. Keza bakın arkadaşlar, Euro USD hem alış işlemi hem satış işlemi. Tamam, bakiye büyük ihtimalle şu anda çok daha fazla marjin var. Yani 2000-3000 dolar vardır ki 0.50 ile işlem almış ya da ben öyle olduğunu umut ediyorum. Ve tamam, artık sakin işlemler aldığını gösteriyor ve ayın başındaki sadece yazılımla işlem aldığını gösteriyor. Çünkü yazılım bize ana dalga alış gösterdi aylardır. Ama düzeltme dalgasından ufak da yakalamış. Yazılımı kullandığını şuradaki pozisyonlardan anlayabiliyorum. 3 Temmuz Pazartesi. Euro USD işlemi halen devam ediyor. 0.25 daha uygun. Sonrasında para çekimi 650 dolar. Şunu yazmış. Yıllardır günde kazandığım parayı tekrar işlem açarak kaybettim. Hiç düzenim olmuyordu. Geçen haftadan itibaren kendime her gün 100-200 arası alıp çık bir de böyle dene dedikten sonra geçen haftaki karımı çektim. Bugünü de bu işlemlerle kapattım. Yıl sonuna kadar artık hedefim günlük 100-200 dolar arası, daha fazlasını istemiyorum demiş. Şimdi 3 yıl geçti, günümüze geldik, bir ay öncesi. Artık o gençlik ateşi yok. Artık o agresif işlemler yok. Ama o 3 yıl boşuna geçmedi. Trade edebilmeyi öğrendi. Pozisyona girip çıkmayı öğrendi. Bir sürü kayıp ve kazançtan sonra, kendisini hırpaladıktan sonra aslında öyle işlem almaması gerektiğini öğrendi. Bakın arkadaşlar, zaten bunu herkes biliyor. Şu an siz de biliyorsunuz ama ilacın ismini bilmekle ilacı yutmak aynı şey değil. Enes şu anda ilacı yuttu. O yüzden ne yapacağını ve ne yapmayacağını deneyimleyerek, öğrenerek, uygulayarak yapmış oldu. Bir sonraki görsele geçelim. 4 Temmuz Salı. Bu kurumda haftalık tek çekim şartı olduğu için 2 hesap açıp karları diğer hesabıma virman ettirdim. Şimdi bakalım şuna. 250 dolar para çekimi. Gayet güzel. Bakiyem büyüdükçe bende bir kıpraşma oluyor. Lotlar büyüyor. Yıl sonuna kadar bu hedef devam. Böyle bir yol buldum. Gayet güzel. Zaten ben onun için şey derim. 200 dolarla başladın. Hesap 1000 dolar oldu. 500 dolar kar çekimini yap. Çünkü daha yeni trade ediyorsun. Daha risk yönetimini çok fazla yapamıyorsun. Ki bu zaten zaman içerisinde olur. Birdenbire olmaz. O zararları göze alabilmek, zarar büyüdüğünde gerçek hayatta karşılaştırmak. Ya ben bu kadar zarara şunu alırdım, şöyle yapardım. Bu şekilde giderek azalır ve trade etme yolculuğu giderek hızlanır. Sesli mesaj atmışım. Ne yazdığımı şu anda, ne söylediğimi şu anda bilmiyorum. Aynen hocam, ilk defa 8 gün düzenli gidiyorum. Daha fazla fırsat olsa da yıl sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyorum demiş. Şöyle bir bakalım mı? 600 dolarlar var. Yukarıda bir şey yazıyor ama şu an göremedim. Ama eskisine oranla söylediği gibi karlar çok daha düzenli, pozisyonlar çok daha az. Ve gün içerisinde çok fazla işlem almadan işlem sayısını azaltıp başarı ortalamasını arttırmış. Olması gereken. Bir sonraki görsele geçelim. 31 Mayıs'ta kendine verdiği sözü tuttu. Düzenli biçimde günde 100-200 doları gördükten sonra çıktı. Ve düzenli her gün kar yaptıktan sonra fırsat olsa da bir daha işleme girmeyerek bu kar çekimini yaptı arkadaşlar. Yani ortalama 32.000 TL'den fazla kar çekimi yapmış oldu. Şimdi bu kar çekimi 5 günlük bir trade etmenin sonucu olarak görünse de aslında 3 yıl artı 5 gün. Yani 3 yıllık bilgi birikimi ve sonrasındaki o bilgi birikimiyle birlikte 5 günün meyvesi olmuş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden hep şunu söylüyorum. Trade etmek, trader olma yolculuğu bugünden yarına 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra olacak iş değil. Yapan arkadaşlarım var mı? Var. 6 ay sonra kar çekimleri olan arkadaşlarım var mı? Var. Ama bu yolculuk aslında bu şekilde yıllar içerisinde gerçekleştiğinde meslek haline geliyor, Enes'te olduğu gibi. Bu videoda Enes'in 3 yıllık başarı hikayesi yolculuğuna tanık ettik. Umarım bu video sizin için ilham verici olmuştur. Ortalama 40 dakikadır ekran başındayım, yoruldum, sesim kısılmaya başladı. Bu kadar emek varken artık bence takip etmeyi unutmayın. Çanı açın, çanı açtığınızda videoyu yüklediğimde ilk haberdar olacak siz olacaksınız. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter, TikTok'ta da paylaşımlarda bulunuyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.